Senin sevmediğin biri seni sevmese olur da senin çok sevdiğin ve önemsediğin biri seni sevmese ne olur? Ya çok ilgilenmiyorum artık açıkçası ya. Yani biraz şeye geçtim. Ben de çünkü çok kendine karşı çok yargılayıcı olabilen biriyim. Çok fazla. Evet. Dolayısıyla benim kadar zaten yargılayamıyor beni karşımda. Sevdiğim ya da sevmediğim her kimse. Biraz kendime bazı noktalarda çünkü çok ihtiyacım oluyordu. Sen ne düşünüyorsun, o ne düşünüyor, sen ne diyorsun, doğru mu yaptım, ödemesi, ay yapsa mıydım filan falan. Onları bir kenara bırakıp gerçekten bir dakika ya samimi olarak ben böyle hissediyorum dediğimde ne kadar iyi hissettiğimi ve mutlu hissettiğimi fark ettim. O da beni özgür kıldı ve bu özgürlük duygusu beni çok besliyor bir sürü anlamda. Şimdi anne olduktan sonra mesela şimdi Fikret'e bakıyorum. Niye olmadığı biri gibi davransın? Niye frenlesin kendini bir sürü şeyle ilgili? Ya onun o özgün kişiliği o kadar güzel ki. Bütün işte kusurları, tırnak içinde tabii kusurlarıyla vesaire. O da bunları benim gibi görsün isterim kendiyle ilgili. O yüzden ben de aslında biraz kendime de anne şefkatiyle yaklaşmam gerektiğini fark ettim. Oradan devam ediyorum. Hata yapıyor muyum? Yapıyorum. Ben yaptım ama. Ben evet, yapıyorum evet. Ya. Oralarda artık hani şey. Peki hayatının geneline baktığımda hep sen seçmişsin gibi geliyor bana. Ali'yi sen seçtin, mesleğini sen seçtin, projelerini genelde zaten hani menajerin olsa da olmasa da hani sen karar veriyorsun her şekilde. Hani yap deseler de sevmediysen yapmıyorsun. Bu direksiyonu neden bu kadar erken aldın eline? Direksiyonu verdiğimde hiç faydalı bir şey görmedim. İyi bir şey olduğuna şahit olmadım çünkü. Ha. Yani aslında kendimi, yani orada bende de var bir şey. Ben de kendimi o kadar direksiyonu teslim edecek kadar bıraktığımı çok hatırlamıyorum ama hani kararlarıma müdahale edildiğinde hiçbir zaman doğru karar vermedim. Veremedim yani. Mutlu olmadım sonuçtan. Hani belki de doğru karardı bu arada ama ben mutlu olmadım. Biraz ondan aslında. Peki neden Ali? Neden Ali? Bilmiyorum. Ben ne bileyim. Niye Bülent? Sana 50 kez sordum. Ama sen seçtin ya o yüzden. Ya bense bilmiyorum ya. Çok çünkü yani ben böyle bayağı şey yani oturup mantıkla işte bir saniye falan diye seçtiğim bir şey. Biz Ali'yle bir yerde karşılaştık. Ben onu çok beğendim. Sonra da zaten şey o beni bir yazdığı bir film için çağırdı. Ama ben aslında onu böyle aylardır evrenden talep ediyordum. Evrenden ve ortak arkadaşlarımızdan biri de Bülent'tir. Böyle gerçekten. Bilmiyorum. Bayağı tanıştırın beni mi diyordun? Bülent'i de öldürüyordum Bülent'i. Aa. O da bana çemkiriyor. Ne münasebet ben şimdi seni ara çöp çatan mıyım ben falan diye. Hiç sevmez öyle şeyi. Evet bir de hiç. Ben de ama hiç öyle talepkar biri değilimdir bu arada. Hani beni şununla tanıştırın falan. Tanıştırın değil zaten yani ortak o kadar çok arkadaşımız var ki. Ve hep aynı yerlerde takılıyoruz ve görmüyorum yani. Nasıl olabilir diye bir şeydi o. Dur yardımcı ama olayım hamilesin şimdi yorulma sonra görünce çemkirmesi yaşamıyor. Estağfurullah bir de lafını ediyorsun sonra bak kendi koydu suyu diye. Ay yok hiç uğraşamam seninle. Suyu bile kendi koydu yapıyorsun yok, sonra. Yok iyi bir şey canım görüncesin koyacaksın tabii. Ama mesela şey yani içgüdülerime güvenmemle ilgili de bak Ali ne kadar doğru bir şey oldu. Hani içgüdülerine güvenmesin sezgilerine de. Yani kendime bunu söylerken hep bak Ali'ye. Çünkü Ali gerçekten öyle içgüdüsel bir şey. Hiç çok farklısınız yok. Ama. Çok. Yani bayağı Bülent Leven gibi aslında. Geceyle gündüz kadar evet. Bazen. Evet. Ya öyle daha eğlenceli bence. Yani bir sürü şey mesela o benden daha rahattır. İşte ben daha sosyalimdir falan bir sürü bazı hatta sevdiğimiz filmler müzikler bile hep şey yaparız birbirimize ya sen ne alırsın ya falan sen nereden bileceğim falan o bana der ben ona derim aynı şeyi beğenmeyiz falan ama o zevkli hale getiriyor bence ilişkiyi ve insanın ufkunu açıyor. Bence böylesi daha keyifli. Senle de öyle. Evet evet. Alakamız yok yani. O yüzden didişiyoruz. Didişiyoruz ama eğleniyoruz yani. Sen bana bir sürü şey... Sen genelde çok eğleniyorsun. Ay bu ay... aşık gibi bir şey bana. Bunu da hep söylüyor ya. Peki Amerika? Amerika. Neler olacak? Yani gittin, görüşmeler yaptın. Evet.
Menajerin var orada değil mi? Üstüne pandemi, üstüne evet, iki çocuk bir şeyler oldu. Gibi bir şey oldu. Ama sonuçta Pera uluslararası bir başarı evet, sağladı. Herhalde oradaki kariyerine de bir etkisi olacak diye İnşallah, düşünüyorum. İnşallah, çok istiyorum. Var mı orayla ilgili bir plan? Ya orayla ilgili bir plan tabii hayat sebebiyle bir türlü olamadı yani. Çünkü tam biz anlaştık, üstüne pandemi oldu. Zaten işte Fikret'e hamileydim şimdi. Tabii biz Süreyya, böyle aramızda evde konuşuyormuş gibi konuşuyoruz ama bilmeyenler için hatırlatalım. Evet. Sen kariyerin için Amerika'ya gittin. Ya aslında şöyle, ben çok istedim hep uluslararası işlerde evet, yer almak. Ve işte 2019'da da öyle bir takım sıcak görüşmeler oldu. İşte bir auditionlar, bir şeyler başladı ama pandemi girdi araya. Hı-hı. Üstüne zaten ben hamileydim vesaire. Şimdi böyle şey durumundayız. Bu işler bir bitsin, bir gidelim bakalım neler oluyor. Ama bir yandan da bu iş, yani Türk pazarı çok uluslararası bir pazara dönüşmeye başladı. Tabii. Bizim artık bunları yapma fırsatımız oldu. Bakalım yani, ben biraz böyle zamana bıraktım. Buradaki işleri de, çünkü işte Pera Palas mesela benim için çok özel ve çok aşkla yaptığım bir iş filan. Şimdi onlara da böyle başka kamera arkasına da geçmek istiyorum artık biraz filan. Bakalım böyle bir şeyim yani. Bir yandan bakalım neler olacak. Yazıyorsun değil mi? Başladın mı ona? Bir kafanda bir şey vardı ve yazıyordu. Var, bakıyorum. Gerçekten evet, bakıyorum. Bir de biraz şey oldum böyle. Yapalım ya, biz yapalım. Biz niye yapmıyoruz? Biz neden yapmıyoruz? Gibi bir şeye geçtim yani. Bir de kadın oyuncularda biz daha hani sektörün daha çok sillesini yiyen ekip olarak şeyiz ya, daha geri basarız ya hep. İşte güvenli alan, aman attığımız adım şey, aman sakat şeye basmayalım filan. Hiç şu an orada değilim mesela. Şu an bayağı biz yapalım. Ne yapıyoruz? İşte bütçe de bulalım. Yapımcı da zaten yani artık herkes eşimiz, dostumuz. Ekibimizi de kuralım. İşimizi de yapalım. Sen öyle bir şey mi düşündün? Hadi onu da yapalım filan gibi bir noktadayım. Bu bir yapım şirketi kurmayı gerektirecekse olabilir. Ya da işte bu kreatif tarafta yer alıp işte başka yapım şirketleriyle ortak çalışmalarsa okey, o da olabilir. Çünkü ben yaptığım işlere de çok dahil olduğum için aslında evet, resmi olarak öyle bir şey yapmıyorum ama çok bir ortak yapımcı kadar dahil olabiliyoruz evet, işlere. Evet, oynadığın işlerde senaryosundan yapımcının kapısına dayanmak evet, dahil diken, olmak diken, üzere evet, her şeye dahil oluyorsun gerçekten. Çok da seviyorum. Evet. O yüzden bir dakika ya, benim sevdiğim bir şey daha var dediğimde düşünüş evet bu. Yani yapımcılık mı oluyor o, kreatif yapımcılık mı oluyor bilmiyorum. Onun adı konur. Var bizde bir sürü evet, title. Evet, o yapılır. Şimdi zaten biraz onlara da heyecanlı olduğum için bakalım yani, hayat nereye giderse oraya akışa güveniyorum şu an yani.